Türkiye'yi gezmiş. İçeriye girerken de Erkan Bey'e baktı. Acaba Buda var mıydı diye düşündün değil mi Melisa? Buda var mıydı? Neyse ki çok şükür. Ama senin tanıdığın birini Erkan Bey tanıyor. Benim tanıdığım? Birini. Onu birazdan açıklayacağız. Ama önce seninle ilgili bazı görüntüler var. Onu bir ekranlara getirelim. Bu arada farklı illerde, yetkililerde çalışmalar yapıyor. Ama şunu söyleyelim. Rakamı açıklayacağım. Son rakamı açıklayacağım. Maalesef o da arttı. Önce o rakamı söyleyeyim. İlleri söyleyeyim. İlleri maalesef unutuyoruz. Türkiye haritası gelsin ekranlara. İllerin sayısı ama bazı illerdeki mağdurların sayısı arttığı için yani şu anda 36 il var maalesef yine seçim sonucu gibi. İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Afyon, Balıkesir, Kars, Uşak, İzmir, Sivas, Iğdır, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Van, Eskişehir, Manisa, Ardahan, Denizli, Ağrı, Bursa, vallahi bitmiyor. Niğde, Samsun, Gümüşhane, Kütahya ve bazı illerde de ikişer, üçer dolandırma olayları olduğu için toplam il sayısı 36 ama rakam çok fazla arttı. Ve rakam Amasya, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, Artvin, Düzce, Tokat, Ordu, Kayseri, Yozgat, Bitlis ve Çorum. Onları da unutmayayım. Yani bu iller... Samsun'u da duydum Didem Hanım. Evet Samsun'da var. Var. Son rakam 4.654.000. 5 milyona yaklaşıyor. Şu anda da 4.654.000 ama emniyetin de yoğun çalışmasıyla beraber. Şimdi Artvin jandarma çalışıyor. Artvin'deki başsavcılık çalışıyor. Diğer illerde çalışıyorlar keza. Ama şunu görüyoruz. Yani bu 36 ilden Doğu Beyazıt'a doğru, Ağrı'ya doğru bir şey hareket söz konusu. Evet. Çok organize ve belli bir ile doğru hareket söz konusu. Ve orada da Ağrı'da da Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Bey, bütün personeli, öte yandan Sayın Başsavcı da çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görünen o ki, açık beyan bir şekilde ortada bir organize suç örgütüyle karşı karşıyayız. Yani PDRP bazı illerde yapıldı, insanlar zaman zaman bunun yayınlarını, haberlerini yaptı. Ama biz galiba ana kaynağa ulaştık. Birden evet, çok galiba örgüt. Çok fazla hocam. Çok fazla. PDRP yapan bireysel çalışanlar var vesaire. Ama bu kez ana kaynağa ulaştık. Yapılanma içinde yapılanma yapılmış. Tekrar ayrı. Mesela eski grup farklı hareket etmiş. Başka yeni bir grup oluşturmuş. Ayrılmışlar birbirlerinden. Tabii. Birbirlerini suçluyorlar. Kopmalar olmuş. Ama işte bunların münferit olaylar olmadığının, bir bütünün parçası olduğunun da yargı tarafından gözden kaçırılmaması lazım ki bu insanlara... Bir ay içinde çıkarım, iki ay içinde çıkarım cesaretini veren şey bu aslında. Şimdi burada iki farklı örgüt birbiriyle, daha doğrusu iki farklı şey var. Çete birbiriyle yarışıyor, birbirleri iftiralar atıyorlar. Diğer şeyin çalışma yöntemi, Yüksel Yılmaz'dan talimat aldığını söylüyor Melisay. Yüksel Yılmaz'ın eğer öyleyse, Melisay'ın ifadesine göre çalışma yöntemi bambaşka. Öte yandan Derya Hanım'ın işte eşinin ve başkalarının Naci Kılıç Aslan'ın çetenin başında olduğu iddiaları var. Onların çalışma yöntemi de bambaşka. Ben öyle anlıyorum.